Sevgili dostlar, herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Rock'n'Verse'ün katkılarıyla hayata geçen Ozzy ile Türkçe Rock programımız CRI Türk'te 6. bölüm konukları 4x4 ile yine karşınızda. Özel önemli günlerden biri daha, emeğin ve dayanışmanın günü 1 Mayıs. Tüm işçilere, tüm müzik işçilerine, tüm müzik çalışanlarına, emekçilerine, emektarlarına kutlu olsun. Her zaman olsun, iyi ki varlar. Pekala efendim, çok sevdiğim abilerim, dostlarım Deniz Tuzcuoğlu ve Hakan Şavklı bizlerle beraber. Onlara bir merhaba demeye ne dersiniz? Merhabalar Ozi'cim, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Biz de çok iyiyiz. Herkese merhaba buradan. O adam kötü merhaba. Adam yani. Kötü adam. Hakan da neden böyle bir hava var? Yani neden böyle bir... Herkes öyle diyor oğlum. Böyle bir mafya vari falan böyle. Oğlum her şey yok. Tanıyınca... Onu biz Roberto Rodriguez ve şey filmlerinde oynayan bir... Tarantino filmlerinde evet. Oynayan bir Meksikalı kötü karakter var. Onun yakışıklısı işte böyle. Evet, böyle. Evet. Böyle bıçaklı bıçaklı bir aynen, maşet diye de bir film vardı. Evet, o abi. Onun abi da... zor yaklaşıyorlar. Tanıyınca abi tabii, hiç öyle değilmişsin falan deyip sarılıyor. Ama yani. Dışarıdan öyle bir sert havanız var. Evet, Bakan bizim, Bey. Bizim şeyde de öyle, bak mesela fotoğraflarda falan herif bir bakıyor, tamam mı? Bitti yani adam böyle. O bak yani herif, biz böyle gülsem bilmem ne falan diye böyle bekliyoruz falan. Herif böyle bir kötü bakış var, tamam bir şey. Bizim Burak Kulaksız oldu öyleydi. Tabii ilk albüm fotoğrafını çekilirken, şimdi biz böyle şöyle mi bakalım, şimdi diyor ki fotoğrafçı hani biraz sert bakın falan, sert bak, çocuklar böyle olmadı falan. Göktuğ da değil mi sertti, onda da. Göktuğ da ama bu adamın hepsi sert demek ki. Ama garipsememiz lazım. Göktuğ öyle diyor. Göktuğ daha şeydi, komik bir heriftir Göktuğ yani. Hı. Şeyde yani genel olarak yani böyle hani aynen. Yani şeydir, sert görünür ama çok şey bir heriftir böyle. Hani Burak en şey gerçek kötü gördüğümüz o çıktı şeyde, bu fotoğraf sert şeyinde. Görünenlerin içinde de acayip pofidik bir adam vardır. Evet. Yani Hakan'da da öyle. Hakan'da öyle. Yine de temkinli olmakta fayda var. Sen yine de suyunu reputasyonu, tabii. Yok, reputasyonunu şey yapmayalım. Evet sevgili dostlar, az önce programı açtık. 4x4'ün en yeni film için yapılmış şarkısı Aşkın Ömrünü dinledik. Bu arada hemen programın başında bu hatırlatmalarımızı yapalım. Ondan sonra da sohbetimize devam edelim. Efendim sosyal adreslerimiz var. Herkes dolduğu gibi bizim de var. Instagram OzzyTRRak, Twitter Ozzy ile TRRak, Facebook sayfamız Ozzy ile TürkçeRak ve WhatsApp hattımız var. Buradan programlara ve efendim konuklara sorunuzu iletebiliyorsunuz. 0530 666 4777, böyle rock and roll bir telefon numaramız var. Şey ve program sponsorumuz Rock'n'Verse YouTube ve Discord kanallarına da abone olabiliyorsunuz sevgili dostlar. Bunu da buradan aktarmış olalım. Pekala, şimdi siz bu şarkıyı yaptınız. Nasıl gelişti? Önce Aşkın Ömründen böyle birazcık toparlayalım sohbeti. Sonra devam ederiz artık. Şimdi Mustafa Uğur Yağcıoğlu, bu filmin yönetmeni, benim çok eski arkadaşım, böyle neredeyse hiç korkunç lan. Bütün arkadaşlarımız 20 yıllık falan. 20 yıl önce... Hiç 2-3 senelik arkadaşlığımız yok. Var değil mi? Var da yani. Çok tanışmışsın falan. Hani iş, onu emin olamıyorsun. Gerçek arkadaş mıyız değil miyiz ondan? Bak benim en yani yakın arkadaşım 9-10 senelik falandır herhalde. Yani böyle 2013-2012 falan öyledir yani. Hani böyle şey falan. Hani iyi arkadaşım, görüştüğüm arkadaşım diyeceğim insanlar. Neyse... Uğur'la 2003 yılında bir onun ilk yazdığı dizinin müziklerini yapmıştım ben. Sonra bu filmi çıkarken, bu filmde ben de oynuyorum bu arada filmde. Ufak bir rolüm var böyle. Sen ama bayağı bir sinemaya doğru ilerliyor bu adam. Abi nereye ilerleyeceğim artık ya? İlerlesem ilerlerdim yani. Yok öyle arkadaş, eş dost. Hani hatır kıramayacağım. Ufak dost tecrübelerim var. Yok var. Şey. Bunda bayağı oynuyorum aslında yani. Bayağı da şeyim var. O zaman kesin seyrederim ben bunu. Eğlenceli. Bu hafta falan çıkıyor. Hem de dijital ortamlarda falan yayınlanacak. Ha. Yani vizyon filmi olmayacak muhtemelen. Dijital sinemalarda değil, platformlarda. Zaten pek sinema kalmadı abi. Vizyon film çok zor bir şey. Yani. Mesela AVM'ler kapansa mesela sinema tamamen hayatımızdan yok olacak. Bence çünkü sadece orada varlar galiba. Evet. Geceden canım çekti ya. Dedim böyle abi, of derim ben, hani bir sinema olsa da gitsek, işte bir şeyler alsak, işte ne bileyim, işte popcornumuzu, kolamızı, bilmem neyimizi alsak da böyle film izlesek falan filan. Özlemişim o kafayı ama. Neyse, biz o kültürü yaşadık yani. O keyfi sürdük de
Artık yani şu an 20 yaşında olan arkadaşlarımız aynı tadı yakalayamadılar. Neyse. Falan. Evet sonra. İşte dedi ki böyle böyle bir film çekeceğiz. Onun da kız arkadaşı artık karısı Pınar Çiplioğlu Yağcıoğlu senaryosunu yazmıştı. Pınar da bizim çok büyük hayranımızmış. Bak bunu kısaca anlatayım, çok komik bir şey yaşadık. Buyurun. Şimdi Pınar bizim 4x4'ün hayranıymış. Bir gün arabada Uğur'a bizim CD'miz, bak demiş sen bu grubu bilmezsin falan diye, açmış şeyi 4x4 dinletiyormuş, tamam mı? Uğur da hiçbir şey dememiş, cevap vermemiş falan. Direkt beni aradı. Abi ne haber, ne yapıyorsun Deniz falan filan, işte biz de senin CD'ni dinliyorduk falan diye böyle. Pınar, aa nasıl, nereden tanışıyorsun siz demiş. Benim çok eski arkadaşım falan filan. Neyse sonra Pınar dedi ki böyle böyle bir film var. Hem senin oynamanı düşündüm. Yani bir rol var, senin için yazdım. Hı hı. Ondan sonra falan. Sonra bir de işte bir iki şarkıyı söyledim ben orada. Bir an olsunu arada bir falan akustik çaldım filmin içinde de, çalıyorum falan. Hı hı. Dedim ki senin jenerik parçanı ben yapacağım. Ya ciddi misin, ben inanamıyorum. İşte bilmem ne, hayran olduğum grup benim işte film, ilk filmin işte müziklerini yapacak bilmem ne falan. Bir şey olmuş. Öyle mix bir olmuş. Jest yapayım dedim. Hı hı. Ondan sonra şeyde de sıkıştık, timeline'da da böyle. Onlar böyle bir festivale gönderecekti. Yurt dışında bir festivale gönderecekti. Şarkıyı yaptım ama kaydetmedim, böyle duruyor falan. Çok da beğendik, böyle hoşumuza gitti. Yani adam gibi kaydını yapmadım falan. Dedi biz işte yarın bizim göndermemiz lazım film falan böyle. Şarkıyı bir günde kaydettim. Öyle bir şey oldu böyle. Bir günde her şeyini kaydetmek durumunda kaldım. Hakan'a gönderdim, dedim bir eksik gelik var mı, bir şey yaptım falan filan. O da sağ olsun böyle, yok abi dedi, çalmışsın her şeyi falan filan. Hepsi güzeldi. Hani dinledim parçayı. Hı-hı. Geldi. Baktım hani nereye ne ekleyeyim ne falan. Ama dedim ki yani çok da kalabalıklaştırmaya şey gerek yok. Evet. Bence çok güzeldi. Kayıtlar falan dedim, gayet tamamdır yani bu. Hı-hı. Güzel, çok güzeldi. Şimdi bir şarkı daha var. Bir tane de slow şarkı var. Bunun arka jeneriği. Filmin arka jeneriği böyle. O daha duygusal bir şey falan. Kapanış müziği. Ha, kapanış müziği. Aynen. Hı-hı. Aynen. Onu da yaptım. İki tane şarkı vermişti. O da onu da herhalde Mayıs sonunda falan yayınlarız. Yani film çıktıktan sonra falan filan şey yaparız. Onu da gönderdi bana. Baktım. Dedim, ya bu... bu çok güzel oldu. Bak. Onu da gönderdi bana. Onda da baktım yapacak bir şey yok. O da öyle yayınlandı falan. Yok onu bayağı... Onu, çok iyiymiş. Onu severek çaldım. O çok güzel. Çok böyle country gibi bir şey yaptım. Böyle o böyle tatlı bir şey oldu. Ama kısa süre içerisinde işi kotarman hem biraz da stresli. Evet, çok stresli. Tabii, çünkü tabii. Bir gün diyorsun. Tabii tabii. Hani orada bir hata olabilir. Bu sefer ne olacaktı mesela? Yani o... tüm bir gün, tüm bir iş saati diyelim. Hı-hı. Öyle bir zamanlamada bitirdim herhalde 6-7 saatte ama falan. Ama bazen de çok güzel bir şey çıkabilir öyle. Evet, bu güzel, güzel değil mi? Bu çok. Hayır yani bu zaten kötü çıkmış da normalde hiç çıkabilir. Genel olarak yani bir atımlık zamanı evet. Vardır. Hı-hı. Hani yaparsın biter ve harika olur. Bu da hakikaten anlatıyor. Hani filmi de çok güzel evet, anlatıyor evet. Ve bence çok güzel çıkmış. Ya şarkı hazırdı zaten. Çalışma. Sadece gerçekten aranjist değil de kaydetmesi falan filan kalmıştı. O yüzden bitirebildik. Yoksa şarkı bitmiş olmasa kafada şey olmaz. Bir de Gökberk Baştan'dan buradan bahsedelim. Benim belki sanki bazen video klibini ve neredesin senin video kliplerini çeken arkadaşımız. Çok yetenekli bir adam. Aynı zamanda da o davul programlarını falan o yazdı. Hazırladı. Öyle bir kolaylık sağladı bana. Ondan sonra ben de üzerine gitarları çaldım. Şey bu arada mix mastering dahil bir günde bitti. Vallahi süpermiş. Evet, bir günde çıkardık. Bu gazla bir haftada albüm bitirmişsin sen. Mesela ya, bu hızda eğer oluyorsa. Biz arada sırada işte Hakan'la girişiyoruz. Promo yapalım falan derken. Yani öyle bir şeyimiz var. Kafa rahat olacak. Ekstra işler olmayacak. Mesela bir turne, bir konser, bir şey olmayacak ki hani rahat rahat çalışasın. Yoksa oraya keşke. Git buraya gel. Yani o biraz zor. Abi keşke ekstra işler sadece turne burne olsa. Yani hayatımız o kadar karışık ki yani malum. Evet, az çok biliyorum. Evet. Az çok biliyorum. Evet. Sevgili dostlar şimdi Deniz Tuzcuoğlu 4x4 konserlerinde beni görürse seyirci içinde bu hikayeyi hep anlatıyor. Çünkü güzel bir hikaye. 4x4'ün 2007 yılında yayınlanan Hayır albümü yayınlandığında Hakan'cığım. O zamanki kadro biz yine Ozi'yle Türkçe Rock programı yapıyorduk. Farklı bir radyo frekansında. İlk şeyimize gidiyor. Evet, ilk radyo programı. İlk radyo programına geliyorlardı. O zaman tabii işte Buraklar Göktü vesaire. Burak Göktü, Arbak. Arbak. Hı-hı. Öyle bir. Yine bir Şampiyonlar Ligi yani. Albümler biz yayındayken gelmişti. Jelatinlerini biz yayında açtık. Jelatinlerini Ozi'nin yanında açtık. Aynen. Yani çok özel bir sesler anda. Geliyor. Ben de onun kaydı var CD'de bu arada. Böyle abi şey şıkır şıkır sesler geliyor. CD'ler açıyoruz. Bir sürü sanki bayram çocuğu gibi mutluyuz. Bir sürü gofret kutusu gibi onlar yepyeni. Gerçek canlı. Değil tabii, mi tabii, yani? Tabii. Hard copy abi. Bir de 2007-2005 o yıllar tabii hard copy CD çıkıyor. Tabii. Hani değil mi? Tabii.
Böyle dijital platform yok. Evet. Ve albüm çıkıyor demek ve bir CD çıkıyor demek. Biz kaset çıkıyor demek de o yıllarda hala. Bir de tabii bir yer bir yandan... Unutamadığım bir güzel bir gün de o yani aslında. Benim açımdan ayrıca ekstra bir şey. Ben tabii seni ve Metehan'ı hani şeyde çok uzun yıllar Rock FM'de dinliyordum. Aynen. Şey diyordum, ulan ne kadar karizmatik lan herifin sesi falan filan diyordum Ozi için böyle falan. Sonra adamı görünce falan. Yok yani... Benim için bir herif falan. Yok yani onun programında ilk defa onun programına çıkmak ve albümü onun programında elimize almak gerçekten güzel çok şey, özel bir anı paylaşmış olduk. Çok çok yani. Çok hoştu. Sağ olsun Deniz konserlerde de bahsediyor. Millet böyle dinliyor falan ama bunda ne var ki falan filan diyor ama bizim için önemli. Çok özel tabii. Bir şey tabii ki. Bu arada Deniz sana şunu soracağım. Mesela şimdi dikkat ettiğimizde 4x4 albümlerine şimdi hayır, evet, belki bazen falan böyle bir emin olamamalı albüm isimleri var abi 4x4'te. Yani böyle bir şeye emin değil. Ya belki bazen evet ama hayır da olabilir falan. Niye böyle yapıyorsunuz? Yo, hayırlı evet gayet emin bence. Ondan sonra belki biraz yumuşayıp belki demiş olabiliriz. Evet. Belki sanki bazen... Normal bir albüm adı koymayı düşünüyor musunuz albüme? Düşünüyorum abi. Yani sanmıyorum. İşte sonbahar gelirken falan gibi böyle kimsenin aklına gelmeyen bir isim. Ya da mesela şey mi olabilir acaba? Son kez falan böyle son albüm. Bak buna benzer ne olabilir mesela? Bir şeyler var da bak bir şey... Belki ne zaman biz düşünmüşüz? Acaba bak ben şimdi acaba olabilir. Acaba. Neden olmasın? Ha, bak, evet. Ya da neden olmasın? Neden olmasın? Böyle bir durum var ama sizde abi. Belki Arbak'la beraber bulmuştuk biz zaten. Onlarla üçüncü albüm olursa herhalde belki deriz falan. Bak ilk albümde hızlıca anlatayım o zaman nasıl oldu. Evet. Şimdi ilk albümde herkes bir isim şeyi getirdi tamam mı? İşte Göktuğ dedi ki ha o grup ismi için miydi? Neyse. Şeftali dedi Göktuğ. Grup ismi için de o. Ben o da, bunu biliyorum. Çünkü. O da vardı. Bir şey. Herkes bir şey dedi. Ben işte bir şey uyduruyorum. Herkes hayır diyor. Öbürü, aa yok ya hayır diyor falan. O zaman Burak şey dedi. Burak Kulaksızoğlu. O zaman albümün ismi hayır olsun abi dedi. O zaman aa bu iyiymiş abi. Tamam oldu falan dedik böyle. Ki hemen sonra, bu kadar kabul etmez grup üyeleri. Hani. Ama aa, çok hayır, iyiydi yani. Tamam falan. Ama bak 4x4'ün şeyi dinamiği bence bu şey üzerine. O, hele o zamanki şey yani bir şey için gerçekten çok büyük bir challenge vardı. Yani kavga demeyeyim de bir challenge. Hakikaten bunun en iyisini kim... Ama o şeyin en iyisi bulunduğunda da kimse şu anda da öyle mesela. Hakan diyor ya hani abi herif çalınacak her şeyi çalmıştı diyor. Tamam mı? Hani sırf ben çalayım ya da benim imzam olsun diye adam bir şey çalma gereği duymadı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü gerçekten o şey iyi bir şey çalıp. O olay, o challenge gerçekten herkesin kabul edeceği kadar ya da herkesin reddedemeyeceği kadar iyi bir şey ortaya koymamızı sağlıyordu. O anlamda güzel bir dinamiği vardı. Bu doğru bir işleyiş yani. İlk albümde öyleydi. İkinci albümde de evet albümünü yaparken de herkes her şeye evet diyor abi. Abi bu şarkıya daha crunch bir gitar çalalım mı? Bunun davulunu şöyle çalsam mı? Olur abi. Tamam evet abi. Eyvallah. Öyle de yapalım. Tamam abi. Bunda tuş olsun falan. Dedik ki o zaman bu çok pozitif bir albüm oldu. Evet olsun falan dedik böyle. Sonra arada da geyiğini yaptık. Üçüncü bir albüm yaparız. Belki koyarız herhalde ismini falan diye şey yapıyorduk. İşte yaptık üçüncü albümü 2019'da. Ona da belki koyduk. Bu arada çok da doğrudur. Yani 4 kişi bir aradasın. Düşünsene 4 kişi 5 kişi ve... Biraz daha yakın alabilir miyim abi? Böyle mi? Tamam. Daha iyi. Aynen. Gruba ya da albüme ya da parçaya isim koymak, seçmek ya da karar vermek hakikaten zordur. Herkes önerir. Hani 3 kişi benimser, 2 kişi hayırlar evet. Falan. Hakikaten zordur. Grup içerisinde bayağı çatışmalar falan olur böyle. Ama bence şey de güzel olmuş. Hani hayırın karşısı işte evet. Evet evet yani birbirini de böyle bağlayan isimler evet, evet. Anlamında güzel evet. Olmuş. Zaten grup ismi bulmak veya albüm adı bulmak da biraz gruplar için şey bazen sıkıntı oluyor hani. Albüm çıkıyor hani belli değil falan. Yeni o, gruplar o için yani. Çok sorun değil ya. Belki de öyle olabilir diye bir grup ismi mesela. Aynen. Vallahi öyle bir durum var. Mesela geçen hafta Koray'la beraber yayındaydık. Vera'yla. Aral Koray Nalbant Vera'dan. Mesela işte grupların kategorilerinden bahsederken işte köklü grup.
işte mesela Vera Köklü grup. Dedim Mor ve Ötesi, o onlar artık ikonik. İkonik tabii, mesela. Tabii. Sen şimdi yeni grup dedin ya. Hı-hı. Yeni gruplar için isim bulmak kolay veya hı-hı zor değil. Hı-hı. Mesela 4x4 sence eski grup mu ya da size göre kült mü, ikonik mi? Nereye doğru gidiyor? Kaç yıl oldu mesela? Onu söyle. Valla biz 2006 yılında kurulup en son Spotify'da Türkçe rock kült listesine girdiğim için herhalde bir kült rock grubu olmuşuzdur artık. Tamam diyeceğim. Bir yerden gördün, aldın evet, sinyali. Evet, 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 o zaman kült oldu yani. 2006 abi bizim bir araya gelmemiz. 2007'de ilk albüm 16 çıkmıştı. Sene 16 ya. Sene fena değil. Be, ilk yayını 16 sene önce mi yapmışız? Tabii, çok acayip Hakan abiciğim. Tabii. 15 sene. 2007'de yaptık ilk yayını. Biz 2006'da aynen biz kurulduk. 2007 sonunda albüm yaptık. Tabii. Aynen. 2007. Ama o yayın hoştu. 2007 aralığında muhtemelen albüm çıktığına göre evet. 2007 aralığında yapmıştık. 2007 aralık. Ben tabii 15. tam ayını hatırlamıyorum. Tam ayını hatırlıyorum. Sen 2007 sonu olduğu için. Aynen. Evet. Aynen. Süpermiş. Peki hala sevgili dostlar. Yepyeni bölüm Rock'n'Verse katkılarıyla CRI Türk'teyiz. Bayram özel programı yapıyoruz bayram. Bu arada. İki bayram. Bayram hem 1 Mayıs hem Ramazan bayramı böyle double oldu yani. Bayram özel sohbetimiz bir 4x4 şarkısından sonra devam edecek. Buyurunuz. Aramıza yeni katılanlara yeniden merhaba diyelim sevgili dostlar. Bayram özel programımız devam ediyor. CRI Türk'te Rock'n'Verse katkılarıyla 0530 666 4777 WhatsApp telefon hattımız. Biliyorum tatil ve tabii ki bayram arifesi. Yollarda insanlar sağda solda falan filan ama kim şimdi mesaj atacak da kim diyebilirsiniz. Arayacak? Kim arayacak da diyebilirsiniz. Ben yine de bir vermiş olayım numarayı. İsterseniz atarsınız. Pekala. Hakan az konuşuyor. Bu bölümde Deniz'ciğim sadece Hakan'ı konuşturacağım. Ben zaten ona ben şimdi tweet atıyorum. Ha, sen tweet atarken bu bölümde sadece Hakan'la konuşacağız. Kusura bakma Deniz Tuzcuoğlu. Bu bölüm sadece Hakan Bey'e özel. Abi ne kadar zaman oldu 4x4'e dahil olalım? Zaman mevhumun çok iyi olmamakla beraber. Olsun salla abi. Biz inanırız. Olur mu be? Daha fazla oldu. Daha fazla. Yazın girmedin tamam, mi? Ne? Kaç? Kaç mı falan girdin sen? Yazın girmedin mi? Ya bir de bazen... 6 ay mı? 7 ay mı ne? Sorunca hep aynı şeyi söylersin. 6-7 ayda kalmış olabilirim. Bak, bu programda her şeyin farklısını söyleyebilirsin. Ekim'de bir kere ilk yani Ekim'de falan çalmaya başladık. Ekim'de, demek ki tamam. 3 ay oradan, 5 ayda buradan 8 ay falan olmuş. 8-9 tamam. ay olmuş. 8-9 tamam. ay. Bu arada 4x4'e gelen giden adamlara bakıyorum. Hepsi çok iyi adamlar enstrümanlarında. Tabii ki. Yani 4x4'ün esprisini, o 4x4 esprisini, herkesin 4 çeker hikayesi hikayesini hiçbir zaman bozmamaya çalıştım. Yani Hakan Şalklı'nın tabii ki bizim aramızda olması benim için gurur verici bir şey. Hı-hı. Türkiye'nin en ikonik gitaristlerinden biri. Evet, evet. Sağ olsun evet, yani inanılmaz da bana girdiğinden beri motivasyon olarak, destek olarak inanılmaz hakikaten yanımda duruyor ve güç veriyor. O anlamda da hani çok teşekkür ederim. Hani şey olarak da her zaman yan yanayken de söylüyorum. Kafalarımız da aynı yönde. Zaten biz hep böyle şey yapıyorduk. Yani arada böyle flört ediyorduk birbirimize. Aa ne yapalım evet, abi evet, falan, evet, falan evet. filan. Ben de Hakan'ı hep görüyordum. Hep böyle iyi projelerde, iyi gruplarda, sahnelerde çalardı. Yani wow hani ya, international çalıyor falan. Aynen öyle. Adam Jimmy Page'in taptığı herif abi. Wow. Sen biliyor musun o hikayeyi? O hikayeyi bilmiyorum. Bak bu güzel hikaye Hakan. Bahseder misin biraz? Tabii anlatayım. Valla. 96 yılıydı işte. Page Plant turnesine gelmişlerdi. Hı? O şey var. No Quarter galiba değil mi? Öyle bir albüm de var. Page Plant. Evet evet bir albüm çıkarmışlardı. No Quarter. Turnesi vardı işte. İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Evet ya çok iyi olacaktı. Bir konserdi o. Evet. Bir gece öncesi de biz kemancıda çalıştık. Alt kemancıda. Kronik olarak. Ah kemancı vardı. Ah kemancı. Geçtiğimiz hafta da onunla alakalı böyle bir gece düzenlenmiş. Müthiş. Onda yanlış anlaşılanları da anlatayım. Çok kısaca anlatayım şöyle. Tamam. Hikayeyi ben yaşadığım için birinci ağızdan anlatayım. Tamam. Çalıyorduk sahnede. Sahnede durduğun zaman, karşıya baktığın zaman sağ kolonda Robert Plant ile Jimmy Page vardı. Bir de o akşam çok böyle takılmaya gelmiş. Doluydu. Tabii. Yani zaten Türkiye'ye gelen yabancı grupları ya da sanatçıları gezdirdikleri zaman tur menajerleri. Rock Banner'si var diyordu. Kemancı var diyorlardı tabii, değil mi? Kemancıya geliyorlardı. Alt kemancıya. Aynen. Sonra rahmetli Zeki. Evet evet Zeki yan taraftan geldi bizim sahneye çıktığımız basamaktan oraya. Dedi ki bak dedi kimler var gördün mü sahneyi alır mısınız? Gördüm dedim. Hemen dedim bir iki parça arayla hemen dedim şey yapacağım. Kolluyorum dedim. Çalıyorduk.
Bir parça, şu an hangi parçayı çaldığımızı hatırlamıyorum. O parça bitti. Jimmy Page önümdeydi. Hı hı. Sahnenin önünde. Hı hı. Ve bana sarıldı. Dizlerime sarıldı böyle. Şaka gibi değil mi? Fan gibi değil mi? Tabii. Jimmy Page. Jimmy Page ama bu yani. Evet. Evet. Dizlerime sarıldı böyle. Hı-hı. Ben de tuttum elinden. Sahneye aldım. Sonra beni kucakladı. Hayda. Kaldırdı böyle. Adama bayağı bir kanı ısınmış yani. Tabii. Kanı yani kaynamış. Sanki kanı ısınmış. 40 yıllık arkadaşız da uzun zamandır görmüyormuş gibi. Beni, bana sarıldı. Tarttı böyle, havaya kaldırdı. Şey deseydin. Vay Jimmy kanki gel ya falan. Bence şey desin. Jimmy abi belin sakatlanmasın falan desen. Ben de böyle indir gibi omuzuna vuruyorum falan böyle. Öptü. Boynumu falan öptü. Sarıldı falan böyle. Ondan sonra bayağı bir işte, aşka gelmiş işte Jimmy abi. İşte gitar bilmem ne falan. Gitarımı aldı, beğendi falan. Aha. Böyle. Ondan sonra Zeki şey dedi, Robert Plant'ten hani şey yapsak mı? O gelmedi. Hmm. O köşe, o ayrı bir hikaye yaşadı orada. O da çok komik bir hikaye aslında. Ya siz davet ettiniz, Robert Plant'ı da mi gelmedi yoksa zaten uzakta mıydı? Bir şey gönderdik ama Jimmy Page zaten kendi gelmişti. Biz çağırmadan geldi sahnelerine. Tamam. Sonra Johnny B. Goode çaldık birlikte. Hı hı. Bir parça daha çaldık. Onun hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Sonra benim gitarımın teli koptu. Sonra Özel'in gitarı aldık. Özel Sarı Sakal. Evet, onun gitarını çaldı. Hı. Önce benim gitarı çaldı. Tel koptu. Ben diğer gitarımı aldım. O Özel'in gitarını aldı, çaldı. Davulcuları trompet derisini patlattı. Oh, ondan oh, sonra oh. Öyle bir şey yaşadık. O iki parçayı çaldığımızda ama yani bir daha bu gezegende bir daha hiçbir yerde evet. deneyimleyemeyeceğimiz evet. bir şey. Çok özel Jimmy bir Page'le an gerçekten. Beraber aynı sahnede ve hani adamla temas ötesi bayağı gibi. Kardeşi gibi sarıldık böyle bir samimiyet şey yaptık. Var değil mi? Böyle bir snob bir durum yok. Bir burun havada bir durum yok. Hayır. Samimiye dost. Hiç değil. Dostane yakın. Kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir şey var. Biz alt kemancı çaldığımız zaman aslında bütün gruplar için geçerli olabilir. Hı. Şöyle bir şey var. Yani biz çalarız. Başka gruplar gelir dinlemeye mesela. Erkin Baba, Erkin abi çok gelirdi. Hı. Evet tabii. Hep sağ sütünde takılırdı. Bizi izlerdi mesela. Onu da sahneye almışlığımız var. Hı. Bir de bizim o zaman şöyle bir şansımız vardı. Türkiye'ye gelen birçok grup bizden bir gece önce keman şey pardon ondan onların konserinden bir gece önce biz denk gelirdik kemancıda çalmaya. Hı hı. Ve gelirlerdi, bizi izlerdi. Bazılarını sahneye alırdık. Mamsin'de ne bileyim bilardo oynadık işte. Abi de bilardo enteresan, masası vardı tabii, orada girişte solda. Enteresan şeyler oldu. Asım abi getirmişti rahmetli ya. Asım Can getirmişti. Bak dedi sana kimi getirdin dedi. Aha. Baktım şey Mamsin duruyor böyle eşi falan. Bir de tur menajeri var. Eşi de Türk'tü hala Endonezyalı değil mi? Yok eşi İzmirli. İzmirli evet. Ayla diye bir hanımefendi galiba. Ben öyle hatırlamıyorum. Bak o kadar magazine kadar şey girmiş mi? Öğrenmişim orada. Yani. Biz de bilardo oynuyoruz. Yine kronik elemanlarıyla falan. Asım'a bak dedi. Kimi sana dedi kimi getirdim falan. Baktım. Bir dakika şu sayıyı atayım dedim. Abi sonra, umursamıyor da bir dakika yani. İşte dakika, anladım oyun oynuyoruz burada. Evet aynen. Onun ne olduğunu bilmiyorum ama hani bazı zamanlar vardır ya hani öyle takılırsın ama hep başından beri böyle takıldığımız söylerler ama hani bilerek yaptığım bir şey değil. Hani ne kırmak için ne de başka bir şey. Siz de farkında olmadığınız bir doğuştan cool bir durum var. Ya, Hakan Bey. I'll take this shot and I'm coming falan. Evet. Herif öyle böyle. Şey var. Zaten adam bir Türk tipi de değil bak farkında mısın? Tabii, tabii. Türk gibi değilsin. Abi. Böyle bir sen de böyle bir eyvallah, Norveçli söyleyeyim. Metal grubunun gitaristi havası var. Olsa olur vallahi evet. Hani bak. Valla enteresan teklifler de vardı. Onu da başka zaman konuşuruz. Güzel şeyler ama şu an. Çok güzelmiş an ama bu anlattığım. Her şey çok güzel gidiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Denizleri ve 4x4'ü bayağı 15-20 yıl ya şey 15 yıl diyeyim. Hı-hı. Başından beri biliyorum. Sahne enerjilerini, dinamini falan. Hı-hı. Çok da hayran olarak izlediğim arkadaşlarımdı. Hep böyle şey oldu ya. Gittiğim zaman gerçi çıkıp bir iki parça çalardım. Hı-hı. Ondan sonra çok da severek izlediğim grubun enerjisini beğendiğim bir gruptu. Çalmak da kısmet oldu. Harika. Çok mutluyum. Çok keyifli gidiyor. Daha güzel şeyler de olacak. Harika. Çok güzel gidiyor şu an. İlerliyor. Süper. Güzel şeyler üreteceğiz. Bizim şimdi yeni bir asıl şey var. Bunlar çerez gibi olsun dinleyicilerimize. Hop. Bu iki şarkı. Asıl herhalde bunu söyleyebiliriz. Bir akustik canlı bir albüm yapacağız. En sevdiğim. Evet. Unplug falan. Evet gibi. Evet. Bizim artık çok bilinen diyeyim şarkılarımızı işte dün geceler arada birler aylar geçer.
gitar vesaire falan evet. filan. Son 3 albümdeki şeyleri böyle akustik versiyonlarını yaptık. Bayağı da uğraştık onlarla aslında. Oldu. Çok tatlı şeyler var ve böyle konuklu monuklu ama akustik ve canlı olarak kaydedilecek bir albüm. O da böyle herhalde yazın falan. Konuklu söyleyen konuklu mu çalan konuklu gibi mi? Çalan konuklu da var ama daha çok söyleyen konuklu. Şimdi onları o kadar şey yapmayayım. Anladım. Tamam. Mesela bir kardeşimiz şeyler zaman içerisinde şeyler oldu abi. Bizim şarkılarımızı coverlayıp sonradan ünlü olan YouTuber arkadaşlarımız var, tamam mı? Bayağı şu anda patlamış bir şey yapmayayım yani isim falan vermeyeyim. Adamın cover'ı bizim parçamızı coverlamış 1 milyon küsürde falan filan. Bizim parçanın orijinali daha az YouTube'da mesela falan. Hani öyle şeyler var. O arkadaşlarımızla da iletişim kurduk böyle. Aha. Böyle bayağı güzel renkli şey bir albüm Süper. Olacak yani. Harikaymış. Pekala sevgili dostlar. 19.33 yaptık saatleri. Canlı yayın CRI Türk Dozi'yle Türkçe olarak devam ediyor. Yine bir 4x4 şarkısı çalalım. Ardından buradayız. Evet sevgili dostlar, herkese yeniden merhaba diyelim. Burası CRI Türk Rock'n'Verse katkılarıyla yepyeni bir bölüm. 4x4 grubundan, o grubundan olayına hastayım. Evet. Bulutsuzluk Özlemi grubundan. Evet. Deniz Tuzcuoğlu ve Hakan Şaflı ile beraberiz. Şey. Bir de mesela 4x4 konserlerinde mesela sizden önce bir grup çıkıyor böyle bir şeyler çalıyor. Falan oluyorum ben. Bak sıkılıyorum. Çok güzel gruplar. Bana rock sound bazen kötü grup çıkıyor. Ben onlardan bazen. Önden çıkan da şey biliyordu. Jack White falanmış mesela. bu ne biçim be in aşağı falan. Ama 4x4'te bir rock soundu var, anlıyor musun? Eyvallah. Çok böyle anlıyor musun dediğim adam çalıyor zaten. Seviyor yani o şeyle alakalı yani böyle bir enerji olması. Ben çok hayatımdaki en önemli şeyin tutku ve enerji olduğunu düşünüyorum. Ya ben sizi dinlerken özellikle rock dinliyorum, onu demeye çalıştım. Evet, evet. Biz de onu yapmayı seviyoruz. O yüzden yani herhalde ölene kadar da onu yapacağız. Peki bu çalım mıdır, ruh mudur, enstrüman kabiliyeti midir? Nedir yani baktığımızda? Bir sürü grup var değil mi? Bir sürü rock grubumuz var yani. Hepsi abi, hepsi. Aynen. Yani işine saygı duymak, o ruhu hakikaten o ruhu gerçekten taşımak. Hayatının o şekilde yani hayatın rock and roll geçmesi değil tabii de yani şey biraz zor artık da yani o müziğin şeyinde gerçekten kültürünü almış olmak ve dolayısıyla o nasıl çalman gerektiğini nasıl attitüdünü de etkileyen bir şey olduğu evet, için tabii, o tabii, inandırıcı tabii. olmasının sebebi o inandırıcı ve doğru görünmesinin sebebi bence o ya zaten sevdiğini yaptığın zaman sevdiğin parçayı üretebiliyorsun sevdiğin müziği yaptığın için ama birileri sevsin diye yaparsan zaten o senin üzerinde durmaz ki. Yapamaz. Evet, evet, evet. Hissederek şey, çalmak bir şey o durumu ya da severek çalma durumu. Bu başkalarından proje, mesela başka projelerden teklif geldiğinde de aynı şekilde. Hani gitarcılık teklifi geldiği zamanlar oldu. Hani bakıyorsun abi. Diyorsun ki o projede ben hani o proje, o parçalar benim üstünde durmaz. Benim de katkım. Ben orada çalmak istemiyorum. Burada izlediğin gibi yani. Olmaz. Ben bunu yapayım, böyle devam edeyim falan dediğim başka projeler de olmuştu. Tabii ya. Zaten şöyle bir durum var. Mesela gitaristsin. Gitar çalıyorsun diye her isimle gitar çalmak demek değil o yani. Ya tabii mesela, enteresan isimlerden teklif gelmişti böyle. Adam mesela izliyor falan. Tarz diyorsun pop ki. Pop mu rock mı mesela? Pop. Tamam. Ama hatta şey de vardı. Bu hani fantezi dedikleri şeyden bir öyle, isim vermeyeyim. İsim, tamam onları vermeyeyim ama. Ben seni izledim. Ben diyorsun sahnemde istiyorum falan. Ama sen burada izlediğin gibi orada öyle olmuyor. Olmayacak. Hmm. Belki diyeceksin ki hani ya hiç. Ne yapıyorsun abi falan. Ben hiç oraya bu, adım atmayayım. Bu adam bize iyi. Olmadı zaten, der bu sefer de mesela sen çünkü orada durmayacak dedin ya buradaki gibi olmayacak diyorsun ya orada. Hmm. Bu sefer orada pişman olacak mesela. Tabii, tabii. Biz Hakan Bey'i aldık ama. Ben de öyle bir şey zaten yani. Hiçbir zaman tercih etmedim şimdiye kadar. Hı-hı. Zaten burada şey o oldu yani kumaşın uyması kafaların uyması yani yıllardır hani biliyoruz ben de onu Tolga Sayar hatta şey Burhan da Tolga'dan gördüm ben yani evet. Şey Burhan Azemi de basçımız da Tolga Sayar çalarken falan bu çocuk iyiymiş ya bak ne güzel tam rock basçısı gibi düz çalıyor falan işte Hakan'da bilmem ne falan diyorduk böyle. Önce Burhan'ı aldım gruba 2013 yılında. Yani Burak işte o şeye koşarken hem Teoman hem Haluk'la falan filan şey yaparken evet. Burhan geldi bize böyle yardımcı oldu falan. Şimdi de Hakan yani tarzlar tam uyduğu için yani ben onu
müziğim içerisinde doğru konumlandırabiliyorum. Hı-hı. Onun da kendi içindeki gelişimi vesaire benim gitmek istediğim yöne çok fazlasıyla uyuyor. O anlamda da ya old school ve ikonik bir adam olması dediğim gibi tekrar grupta benim açımdan gurur duyulacak bir şey. Evet, süper. Bu arada geçmiş tarihte 4x4 kadrolarında kadrosunda bir de ekran yüzü olarak bilinir bir davulcunuz vardı. Tabii ya. Grubun hepsi yakışıklı tabii. Ama onda böyle bir tık daha bir yakışıklık bir şey vardı. Yani falan. Yaklaşık böyle bir dizi oyunculuğu. 1.700.000 takipçisi olan birinin tabii evet, ki bir tık daha. Böyle yakışıklı bir çocuktu o. Evet evet. O öyle bir adam olması mesela bir grupta ya da herhangi bir grupta bir artı mı eksi mi sence? Sen mesela faydasını gördünüz mü? Yok ya, görmedik. O anlamda. Görmedik. Fazla görmedik. Yani hani şöyle düşündük. Ya o ne onun açısından ne bizim açımızdan bir şeye ekstra bir faydası. Yani normalde o kadar takipçisiyle hani Burak'ın fanları bu arada Burak Tozkoparan'dan bahsediyoruz. Evet. Burak benim kardeşim gibidir. Evet. Ben onu bir lise yarışmasında keşfettim. Hı-hı. Ondan sonra Olcay Tuhamet Tulsuz'la başka bir proje yaptık Pervane diye. Hı-hı. Sonra da 4x4'e aldım ben onu. Yıllarca o zaman böyle oyunculuk falan filan var mıydı? Biz onu onda yani istiyordu. Hı. Hatta biz beraber CNN şeyde bir çıktık Mesut abinin programına çıktık. Mesut Yarın programına çıkmıştık. Tamam. Orada böyle buna birileri göz kestirdi falan. Oradan bir auditionlara gitti falan bir şeyler oldu böyle, tamam mı? Orada şey yapmaya sonra başladı. Bir yerlerde gördük biz onu. Onun üstüne yürümek istiyordu. Onun üzerine de yürüdü. Grup yani benim gerçekten hani zamanında bana acayip destek vermiş grup böyle. Hala da mesela biz desek ki ya Ozan Demir Ozan'a bir şey oldu abi. Onlar bir de çok yakın arkadaşlar Ozan'la. Burak aslında herkes öyle abi. Ben o yüzden de gruptan birisi ayrıldı diyemiyorum. Aynen 4x4'te böyle bir şey var. Yani mesela bir anda Alp'i görebiliyorsun. Yedek kulübesindeki oyuncu hemen zırt diye gelebiliyor bir konserde. Tabii. O çalıyor. Geçen Arbak geldi işte çalıyorduk falan filan. Arbak sağ olsun Covid oldu kimimiz. Arbak'tan mı bulaşmış? Hayır abi Arbak'tan bulaşmadı da orada çok şey bir geceydi zaten böyle. Covid bir geceydi. Covid bir geceymiş yani. Arbak geliyor. Ben mesela sıkışıyorum. Burak Kulaksızoğlu'nu arıyorum ya da Burak Tozkoparan'ı arıyorum falan. Öyle bir şey durum yok. Yani ben onunla konuşmuyorum. Göktuğ mesela bak bir kere bizim Durak X-Lash'ta hatta Kadınım Çaldık ve bir tane daha şeyimiz var falan filan. Orada Göktuğ geldi. Göktuğ'yla tekrar çalmak çok eğlenceliydi. Ondan sonra yani seviyoruz birbirimizi abi. Bir şey yapacak bir durum yok ki. Hani imkanlar ya, hayat. Tabii canım orası ayrı ama şey hani devamlı böyle bir refresh. Tabii. Devamlı oyuncular değişiyor. Bir oryantasyon da var bir yandan şeyde grupta. Aslında mesela hani değişiyor şöyle bir şey. Ha gitarist işte yani Alp, Gökhan Büyükkara'yı düşünmüştük. Gökhan'la şey yapıyorduk falan filan. Gökhan da o pandemi zamanı bilmem ne falan. Abi insanlar sahnede yıllarca çalan insanlar bir süre sonra artık şey mesela ders vermeye başlayan bir de özellikle enstrümanistler şey diyor. Ulan hani bu gece sahnede çalarsam 5 tane ders kaçıracağım. O 5 tane dersle sahnede alacağım paranın yaklaşık olarak 3 katı falan filan diyor, tamam mı? Öyle olduğu için de insanlar müzikten Türkiye'de öyle bir şey var yani. Bir sürü sana böyle isim sayabilirim ve sayacağım isimler hadi be o da mı dersi istemiyor. Çünkü abi, evinde oturup ders veriyorsun birinde, öbüründe alıyorsun gitarı sırtına bilmem nereye gidiyorsun. Konserini veriyorsun. Hatta şehir dışı bile yorgunluk olsa. Yorgunluk oluyor veya işte o kazancın diğer kazançtan çok daha düşük oluyor. Kaybediyorsun tabii ki. Anladın mı? Öyle bir şey vardı. O zaman da hak veriyorsun falan. Bir şey istemez, diyemiyorsun bir şey ki. Diyemiyorsun ya da. Burak çalarken Ozan Demir de çalıyordu mesela. Hatta İlkay Canaydın var. Bizim yedek davulcumuz. Ozan Cem Adrian'a gittiğinde o geliyor falan. Dolayısıyla hani kimse aslında şey Ozan değil. Ozan da Cem'de çalıyor değil mi? Ozan da Cem'de Cem Adrian'da çalıyor. İşte ne bileyim Ozan olmayınca İlkay çalıyor. Ya da Burak bazen gelmek istiyor. Burak Tozkoparan gelmek istiyor. Siz o zaman istiyor. Her konser öncesi böyle bir hani halı saha kadrosu oluşturursun ya. Evet. Abi gitar tamam gitar okey ama davul o değil. Alternatifler ne? Şunlar tabii. Çalabilir. Peki bas da şu var falan mesela. Abi ama asıl... Deniz Tuzcu onu hep var mesela. Evet, çünkü tabii. O söylüyor zaten. Ama konser iptal etme gibi bir durumumuz yok. Bir tane dördümüz denk gelirsek tabii seviniyoruz. Aa hadi evet. Güzel oldu falan. Eyvallah. Ama diğer arkadaşlarla da tabii hem durmuyor hem de güzel keyifli her türlü keyifli geçiyor sahne. Ya ben onu şey yani aslında Burhan ben şu anda şey fix oldu. Çok fazla biz değişmiyoruz. Burhan'la ikimiz özellikle. Hakan da pek girdiğinden beri
beri belki bir konser kaçılmıştır, belki iki konser. Yani evet, onun şeyi yok hani o anlamda güzel, ama öncesinde de hani o değişme şeyi böyle ve güzel. Mesela Arbak değişikliklermiş yani abi, özetle. Arbak bir anda bir geliyor, çok bütün şey değişiyor, tamam mı? Bütün frekans değişiyor. Arbak zaten o gazla hop be, grubumu özledim işte, ne güzel işte beraber çalıyor bilmem ne falan filan, öyle geliyor falan. Ne bileyim Burak gibi de yani şeyin ayrıca da bir mutluluğu ve gururu var. Bizim bu Arbak Göktuğ ve Burak'la yarattığımız, doğurduğumuz bir çocuk. Ve bu bir kült bir şey oldu yani, tamam mı? Hala insanlar yani düşünsene abi, arada bir parçası 2009 yılında çıkmış. Hala listelere giriyor. İnsanlar evet, konsere sadece o parçayı dinlemek için geliyor abi neredeyse. Evet evet evet, öyle bildiğim insanlar var gerçekten yani, ama ya tabii ki tebrik ediyorum. Bayağı hit çıkarttınız aslında. Evet. Yine çok uzun olmayan bir süre içerisinde. Evet. Özellikle Hayır albümünde. Albümün tamamı hit gibi mesela o. Yani, yani evet. Aylar geçer dün gece evet, arada bir. Öyle. Mor ve Ötesi'nin Dünya Yalan Söylüyor albümü gibi bir albüm aslında. Hani ilgilenene, seveni için konuşuyorum. Evet. Hani ilgilenmiyorsundur belki, zaten yanından geçer gidersin. Farkında bile olmazsın ama bence evet, çok iyi. Yani mesela koyduğun zaman birinci şarkıdan son şarkıya kadar hiç çıkartmak istemeyeceğim bir albümdür. Rap severler için konuşuyorum tabii ki. Teşekkür ederiz. Ben de çalarken çok keyif alıyorum. Çok evet, güzel bir şey. Ha tabii. Onu enstrümaniste sormak lazım. Çalarken ne gibi nüanslar var? Hani bir akışlar var, sololar yani var. Dinlemek var. Bir de parçayı çıkarmak için, hani anlamak için bir hani içine girmen, evet, anlaman lazım falan. Ama hakikaten çok keyifli. Aha. Parçalar çok güzel hakikaten. Ya ben çalarken çok keyif alıyorum. Neyse zaten. Bunu duymak, bunu duymak tabii ayrıca şey. Mesela gruba çağırdım birisinin, hani abi gerçekten parçaları çıkarırken iş yapıyormuşum gibi değildi. Gerçekten ne güzel şeyler var. Çok keyif aldım dinleyip çalışırken falan demesi. Aha. Ve sahnede onu yansıtması benim için çok şey bir şey. Şimdi Hakan'ın tabii ki Hakan Şalklı dediğim gibi gerçekten Türkiye'nin sayacaksın işte 5 tane 10 tane adam saydığında o en ikonik adamlar arasında bu adam var yani. Evet, evet, o, evet, şey var. Biz konser veriyoruz. Gitarizma retweet ediyor ama şöyle retweet ediyor. Hakan Şalklı'nın da bulunduğu 4x4 grubu diye. Tabii başka kimse gitarizma ekibinden Hakan Şalklı'nın da dahil olduğu 4x4 grubu. Öbürlerini tabii, salla. Ama öyle satacak işte. Değil yok, mi? Öyle satıyor. Ama yani, bak sahnede herkesin bir %30'u %25'i vardır abi. İşte aha, şeyin güzelliği bu. Yani bir solist tamam, solist belki %40 yapar yeri geldiğinde bilme, frontman vesaire daha çok görevi vardır ama o tamamlanması olayı gerçekten çok daha renkli yapıyor. Yani Hakan bütün şey boyunca şov yapabilir ama şovunu bir yerde iki yerde yapıyor. Orada da millet o falan herif falan filan oluyor işte. Olay o. 4x4'ü 4x yapan en önemli şeylerden biri bu işte. Pekala. Birlikte, sözünü kesin. Birlikte güzel, yapabiliyor olmak bence çok değerli. Hani diğer düşünülecek başka şeylerin hiçbir tarafında değilim. Bence böyle güzel. Birlikte keyif alıyoruz. Burada öpüşüyoruz. Burada öpüşüyoruz, şey yapıyoruz. Zaten sonra ben The End program bitiyor. Süper. Keyifli bir bayram özel programı sevgili dostlar. 4x4 ile beraberiz. Şeye efendim, selam gönderelim ya, aklıma gelmişken. Gönderelim. Kime gönderelim? Selçuklara, Rock'n'Verse abi. Tabii buyurunuz efendim. Hemen yollayalım hemen. Buyurun. Biz Selçuk'un ilk grubundayken sağ olsunlar onlar. Ya Madcap şey yapmayalım, bu da acayip. Madcap olarak beni sağ olsunlar her konserlerine, İstanbul konserlerinde sahneye davet ediyorlardı. Hı hı. Orada zaten İzgi ile birçok çok eskiden tanışıyoruz. 2007'den falan tanışıyoruz. Aynı yerde çalmıştık Ankara'da. Sağ olsunlar, Deniz süper bir adam. Ondan sonra eski basçıları Doruk işte vesaire, ama en çok Selçuk'la bizim kanımız çok kaynaştı. Bir de ben bu NFT olaylarına Gökberk yüzünden bir yakındım. Ya biliyorum ya, girdim demeyeyim de. Hı hı. Ondan sonra yani şeyiz böyle. Selçuk çok içten ve samimi bir adam. Böyle bir gitar alıyor, gitar yaptırıyor. Abi diyor, bunu yaptırıyorum bilmem ne. Aa, senin gitarda şöyleymiş bilmem ne falan. Bir de tam böyle 80'li herifin stiline de bayılıyorum yani. Değil mi? Öyle bir glam rock grup. Steve Vai gibi çıkıyor oğlum. Öyle ona da benziyor evet, zaten. Evet. Şey yapıyorlar bir de falan. Çok yakışıyor yani. Evet evet. Evet. Öyle bir havaları var. Hepsinde yani, evet, çok yakışıyor ve güzel görünüyorlar sahnede. Bartu zaten insan değil ya. Yeni nesildeki en iyi solistlerden biri herif. İnanılmaz, inanılmaz şarkı. Şey yani, bir Amerikalı hard rock grubunun solisti nasıl söylüyorsa öyle söylüyor. Kingdom yani. Come herif falan yani. Öyle öyle gerçekten. Ya. Yani keza Selçuk. Saçlar falan filan. Tabii. Ben diyorum ki harika görünüyor saçların abi. Az önce duş yaptım ya ondan falan filan böyle. Evet evet. Bir, böyle bir acayip bir rockstar havası var yani. Ama mesela, çok önem veriyor. O Madcap'te de öyleydi. Yani sahne kostümleri, konsept. Mötley Crüe falan
Şovmen gibiler, anlıyor musun? O şov abi zaten Türkiye'de o aralığı gördü onlar. Çok akıllıca bir şey yaptılar. Ya Madcap da öyle bir şey yaptılar. Sonra şimdi Skin Runners'ta da dünya çapında bir Billy Shane falan var abi halinde şeyde falan. Evet. Yani bu muazzam bir çok, iş yaptılar. O anlamda bir basçı abimiz de ya, eşlik etmiş. Biz onlar şeyde çaldık biliyorsun değil mi? Mr. Big'in önünde çaldık 2010. Ya, sen var mıydın orada? Tabii ki. Vardın değil mi? Evet, şey bizim sponsorumuz olduğu zaman. Hail ana tema Mr. Big, ondan önce de biz çalmıştık. Aynen. Çok manyak konserdi ya. Çok acayip abi, bir konser. Paul Gilbert, eskiden de ne konserler oluyormuş. Eric Adams'la beraber tuvalete girmiştik falan. Yani bir şey amaçtı. Bu şarkıyı dinleyeceğiz. Ondan sonra da arkadaşlarımıza müzikal hayatlarınızda unutamadığınız anılar bölümünden bakalım dedin ya. Beraber tuvalete gitmiştik. Bunun gibi şeyler olabilir. Tamam. Aşk Katil dinleyeceğiz sevgili dostlar. Ardından buradayız. 4x4 söz verdim burası. CRI Türk Rockverse katkılarıyla Ozile Türkçe Rock programının sevgili dostlar 6. bölümüyle karşınızdayız. Ve 4x4 ile beraberiz. Hadi şimdi şu şeyleri hatırlayalım biraz. Rock dünyasında unutamadığımız böyle tesadüfler. Mesela Hakan'ın o alt kemandaki Jimmy Page, Robert Plant hikayesi. Çok güzeldi bence. İnanılmaz hikaye. Mesela abi. Çok güzel bir hikaye. Abi, sende var mı öyle bir şey? Bir international drugstar'la bir hikayen var mı Deniz? Var. Birkaç tane. Kim var mesela? Ya işte Eric Adams'la Eric Martin'le işte beraber işedik falan filan. Şey. Aa ne ayıp. Evet. Şey bir de biz şeyle turneye çıkmıştık albüm çıkmadan önce. Sen biliyorsun onu White Line'la. Mike Tramp'le falan filan. Yeni Melek'teki falan. Hikaye değil mi? Ama biz onlarla beraber Eskişehir, Ankara ve İzmir'e gittik. Onlarla 4 konser verdik grupla falan. Kocaman o şeyin Tarkan'ın şeyinin minibüsüymüş Rodis'ini. Kocaman bir Setra otobüsle. Çift katlı bir otobüs. Çift katlı otobüs. İşte yatakları var, bilmem neleri var falan. Onlarla Eskişehir, Ankara ve İzmir ya 4 ya 5 konser verdik. Belki Bursa vardı, belki yoktu. Tam hatırlamıyorum. Takılıyorduk bayağı Mike Trump'la falan. Kankisi oldunuz mu? Abi çok komik bir herif ki Mike Trump. Adama şey çıkardım, vokal zone çıkardım, tamam mı? Dedim bunlardan biliyor musun? Dedim. Hop attı herif ağzı. Dur, belki başka bir şey. Belki zehir lan niye atıyorsun falan dedim. Sonra işte dedi ne bu falan işte dedim böyle bu iş öyle. Ha eyvallah falan filan. O zaman da bayağı konuşuyorduk herif işte. O da şey kafalarıymış o Vito Bratta şeyinden. Ya işte eskisi gibi değil müzikler bilmem ne de şöyle böyle falan filan. Nerede o eski bayramlar falan. Onun karısı da Endonezyalı mı ne bir şeydi. Evet. Mike Tramp'in karısı. Ben şeyle karıştım. Malmsteen'i onunla karıştım. Doğru. Mike Tramp'in karısı. Malmsteen'le karıştım. Doğru. Monster'ın karısı direktör. Hatta İstanbul'daki konserinde oğlu mu kızı mı? Çocuğu vardı. Kızı geldi. Beraber geldiler. Biz kuliste tanıştık. Beraber. Güven'in programına çıkmıştık ya. Güven'in programına geldi çocuğu Mike Tramp'le. Hep beraber gitmiştik yüksek sese. Doğrudur. Belki onu izledim belki izlemedim. Tabii onda bir alakan yok da. Oraya çıktığımızda Mike Tramp geldiğinde çocuğu karısı falan hep beraber gelmişlerdi. Aynen ailecek gelmişlerdi. Sonra nasıl geçti o turne mesela White Line'la? Güzel eğlenceliydi yani. Keyifliydi açıkçası. Diğer adamlar da eğlenceliydi. O herifler süper herifler abi zaten. Çok komik şey. Gitarist var böyle. Çocuğun ismini unuttum. Yani tabii daha nispeten genç tipler falan. Daha genç tipler. Böyle uyanıyor sabah böyle. Şimdi o yataklar ranzalı falan ya. O siz böyle... o Setra'da mı yattınız kalktınız? Bir otel konaklama olmadı mıydı? Ya otel konaklama oluyor da oradan oraya giderken atıyorum aralarda böyle. Yani tabii o kadar rock and roll değildi yani ama şey İzmir'de otelde kaldık. Eskişehir'de tabii her yerde otelde de kaldık. Ama yoldayken uzanıyorsunuz orada, falan fıstık. Aynen. Evet. Çocuk böyle uyuyor. Jeremy'di. James ne? Jerry değil mi? Jerry. Aynen. Ondan sonra böyle herif bir anda yataktan kalkış herif böyle zıplayarak kalkıyor. Diye yuvar şimdi yatıyor ya o şeyde aşağıda. Oradan böyle önce yuvarlanıyor böyle yan yuvarlanıyor sonra böyle fırlıyor falan herif böyle tamam mı? Ve hiperaktif bir uyanış. Ha falan öyle. Falan. Tam şey gibi o da böyle. Doug Aldrich falan gibi bir herifti böyle. O böyle şeyde fizik falan. Davulcu da tam Arbak böyle davulcu şey. Zaten hikaye şey. Bunlar Demir Amerika'dayken White Line Mike Tramp'le beraber turnede de çalıyorlar. Evet Demir de çaldı çünkü. Tabii. İstanbul'a yandı. Mike Tramp'in davulcusunun ayağı kırıldı.
çalıyor. Arbak'tan rica ediyorlar sen çalar mısın falan diye. Arbak Mike Trump White Line'ı çalıyor o turnede işte 3-5 ayağında falan filan. Oradan bunlar mailleşiyor falan filan. Arbak direkt Mike Trump'e mail attı bu şey konser için. Biz Türkiye'deki organizatörle konuştuk. Dedik ya biz Mike Trump'e söyleriz falan dedik böyle. Herif de böyle nasıl falan. Arbak Mike Trump'e direkt mail attı. Dedi bak biz WhatsApp'tan yazarım Mike Trump'e. Biz sizi o zaman WhatsApp yoktu abi. 2006'da. Ben şimdi günümüzü uyarladım. Ondan sonra biz sizi support edelim burada bilmem ne falan filan dedik böyle. Öyle güzel bir şey olmuştu. Bir de tabii Mr. Big'in önünde çalmak çok acayip bir duyguydu yani. O şey ben arkadaşlarıma şeyi atıyorum işte o Smoke on the Water'ı çalıyorlar ya şeyleri değişip enstrümanları falan değişip onu falan atıyorum arkadaşlarıma falan. Öyle güzel şeylerden biriydi. Bir de şeyin önünde çalacaktık. Biz o çok apar topar olmuştu. Deep Purple'ın önünde çalacaktık. Gizli yine Metan aradı. Abi dedi böyle böyle işte. Hangi konser için? Kuruçeşme'deki herhalde. Ha. 2000 çok eski bir konser. 2011 evet. Değil de 2014 mü? Öyle bir şey. Şimdi 22 Mayıs'ta yine geliyorlarmış. Ben izledim abi yeterince. Ha. Bir de bu artık bu kadro bana çok da şey vermiyor yani. Hocam, hani yani Ian Gillan'ın artık yani canlı ne kadar şey yapıyor. Yani tabii ki tapıyoruz herifi şey de artık şu anda böyle bir hani ben izledim yani mesela. Tam kıvamında tadında izledim diyorsun. O yüzden çok cezbetmiyor bu yenisi ama belki yeni bir jenerasyon Deep Purple canlı belki bir daha ya, göremeyecek ve izleyebilir. Ya Steve Morse'u izlemek. Ya oraya Steve Morse'u ve Roger Glover'ı izlemeye gitmiş olduk. Yani Roger Glover inanılmaz bir şekilde ya John Lord da ölmüştü ben şey yaptığımda ben konsere gittiğimde. Ulan John Lord da ölmüş. Ha, Ian Paice vardı. Biz Ian Paice'le şey kanka olmuştuk ya. Benim fotoğrafım falan filan. Ha dur lan unutamayacağım onu. En önemli onu. Hoplaya zıplaya anlatıyor. Abi biz Joy Belladonna ile çaldık. Videosunu yayınladım. Görmüşsündür. Instagram'ımda var. Aa hemen bakayım. Ben nasıl görmedim ya? Kaçırmışsındır onu. Şimdi ne oldu biliyor musun? Bu lise arası müzik yarışması var ya işte Bostancı'da yapılan falan. Onda ben jüriydim. O jüriye de her sene bir dünya starı geliyor. İşte bir sene Ian Paice geldi. Onunla kanka olduk bilmem ne. Bir sene Joy Belladonna geldi. O zaman da Anthrax'ın solisti bayağı. Ondan sonra şey var. Hakan Özoğuz, Raşit'ten Orkun, Raşit'in eski davulcusu Orkun. Ondan sonra falan herif böyle şeydir. Biz de onlar şeyden önce, programdan önce işte o pervaneyle çalmıştık. Benim gitarım her şeyim orada falan filan. Hı-hı. Adam bizi gördü falan. Joy çok samimi bir herif tamam böyle. Yani arkadaş 40 yıllık arkadaşın gibi böyle konuşuyorsun, sohbet ediyorsun bilmem ne falan filan. Herif orada da şey de var. Jüride işte Teoman'lar var bilmem ne var. Murat Çeken falan olabilir. Tamam emin değilim. Birbirleri daha bayağı bir insan var yani. Hı-hı. Herif dedi ki ya dedi böyle bir şey yapalım dedi. Hani yarışmadan sonra çocuklara böyle bir şey olsun diye. Ortaya karışık. Olsun. Ha. Bu arada Kral TV canlı yayınlıyor. Benim yayınladığım video o yani tamam mı? Neyse ondan sonra yani böyle We Are The World gibi bir şey yapalım falan dedi. İşte ben Teoman'a söyledim. Dedim sen kazan. Ben katılmayayım falan yaptım. Eyvallah abi falan. İşte birkaç kişi daha böyle şey yaptık falan. Sonra dedik ki Hakan'la işte şunu çalalım. Bunu sana şu albümden bunu çalalım falan filan. Ya dedi All Right Now çalalım mı falan dedi. Ben de Hakan'a dedim ki abi ben direkt çalıyorum parçayı. Gel çıkalım çalalım falan dedim. Kral TV'de canlı yayınlanıyor bu arada şey. Hı hı. Biz Joy Belladonna ile beraber herhalde şey o TV'nin yayınladığı en absürt şey onlar açısından tabii. Aynen. Öyle bir sonra da şey bitti tabii. Hakan ben Orkun böyle birbirimize vay herifle çaldık falan filan diye. Bayağı eğlenceli bir şeydi yani. Harika harika bu anıları da duymuş olduk ve o günlere gittik. O günlere evet, gittik. 2014 falan olmalı o da öyle bir şey olmalı. Değil mi? Artık ben pek tarihleri böyle şey yapayım, sallıyorum. Ben 2005 falan diyorum ben. Emin değilsem. Evet ya bazen tarihler birbirine giriyor. Çünkü bir şey paylaşıyorsun 2005 abi o 2007 idi yalnız diye bir arkadaş yani. Oradan cevap veriyor falan böyle. Yani evet de yani işte öyle bir şey eski yani. Ne yapalım evet, yani? Tabii, aynen. Bu işte. Evet. Bayağı eski. Aynen. Joy Belladonna. Çok enteresan bir video biliyor musun evet, aslında? Abi, hani bazı Instagram veya Twitter'da mesela timeline'da görürsün. Hı. Çok enteresan abuk subuk fotoğraflar paylaşır. Evet. Çok garip sıra dışı fotoğraflar vardı. Mesela 3 farklı sektörden insan bir arada ve o 3 insan nasıl bir araya gelmiş? Evet. Aslında doğru. Öyle bir tabii. Şey. Tabii. Garip yani. Yani bir daha nerede denk getirirsin ki abi? Athena'dan Hakan, Joy Belladonna işte kim var? Raşit'ten Orkun vardı falan filan. Olacak iş değil. Çok acayip.
Biz de inanamadık. Onu diyorum ya. Dave şimdi. Mustaine, Ankara'lı Yasemin. Evet. Ha tabii onun gibi şey. Evet. Mesela dansöz Asena mesela. Ya o kadar absürt değil tabii bizimki ama hani ya tamam işte sen anladın ne demek istediğimi. Tabii ki ben de ne yaptım ya? Yani? Onunla bunu Ankara'lı Yasemin. Yani. Ankara'lı Yasemin şimdi orada Hakan Öz olsun diyeceğim. Biz bir gece de şeyi Yin Pace'i şeye getiriyorduk. Şafta getiriyorduk az daha. Şey işte biz Burak'la tanışırdım. Burak'ın da şeyi Chad Smith'e tapıyor bizim toz koparan. İşte bununla tanıştı falan konuştular bunlar bayağı. İzzet Öz var, İzzet abi var. İzzet abi dedik ya biz çalmaya gidiyoruz buradan falan. Hadi dedik seni de götürelim falan. Ya dedi hani çocuklar hani kusura bakmayın yarın da var falan. Hani ben şey yapayım. Bayağı geliyordu herif yani. Böyle Yin Pace'le de çalacaktık yani. Öyle bir şeyimiz vardı az daha yani böyle. Bir de şey olayı var mesela. Ozzy ile Türkçe rock da bir iyice İngilizce rock'a doğru gittik hikayemiz ama anıları bahsediyoruz. Yani, o yüzden bu Testament'in bir İstanbul konserinde iptal olan ama sonra durakta abi evet. Geldiniz buraya kadar bari burada çalın falan deyip onların da okey çalarız demesi ve eski durak bahçede hani o eski heavy metal club'da yoldan geçiyorsun falan böyle Razor mı? Yo, Killing mi? Hayır. Testament falan içeride. Şaka gibi yani. Mesela, çünkü oranın grupları Razor, Killing falan ya mesela. Evet. Ama yani enteresan tabii ki. Yani bizim testamentimiz de Razor mesela. Aynen öyle. Aynen. O kadar da iyi çalıyorlar yani. Aynen. Bayağı şey yani. Pekala. Şimdi Hakan daha şarkısını seçmedi. Senin seçtiğin şarkıyı çalacağım. Tamam. Demir Demirkan'dan. Demir mi seçeceğim? Gümüşü çalacağım. Tamam peki. Bir de Kaçak çalacağız ama. Kaçağın şeyini yapayım mı? Anlatayım mı? Ölünürdeyim. Ölünürdeyim. Tam nesini anlatacağım? Ben yazdım şarkıyı. Şarkı benim çaldılar deyip. Ya. Bana gönderdi parçayı. Hangi bir şekilde aynı şekilde. Bak bu programın en eğlenceli noktası bu Hakan'ın abi. Üstüne bastığı konu. Zaten Hakan o. Ben sana söyleyeyim. Bir yerin altını çiziyor. Tam Deniz işte, bana patlatıyor. Yine gece 3'te uyuyorum. Bana gönderdi şarkıyı. Ben uyumaya devam ettim. Çünkü zaten bitmişti şarkı. Çocuğa bakarken baktım. Tamam aferin iyi olmuş dedim. Onayı verdim gönderdim. Ölünür de parçası bence çok iyi bir şey. Türkçe rock şeyleri içerisindeki en güzel bestelerden biri. Övünç Dan'a ait bir şarkı. Aylin Aslım da sonunda coverladı parçayı. Evet. Ama ya ben bu versiyonun hastasıyım. Biz de bizim ölmek için aynı zamanda 2011'lerde falan çıkmıştı bu parça galiba. Gerçekten çok sevdiğim. Ölmek için de Aylin Aslım söylese mesela onu da. Söylesin Hakan'ın tabii. Şey gibi oldu. Bana gönderdiği şarkı. Hakan olur mu? Uygun mu? Sen... bir gönder abi. Bence tamam. Ya süpermiş. Hakan tamam, ben bir şarkı canım. Yapacağım ama tamamını ben çalacağım. Bitireceğim sana yollayacağım. Gönder, sen bana bir gönder bir dinleyeyim. Tamamı. Dur lan ben asıl burada Burhan'ı gömmek istiyorum. O gün şimdi ben o acele ben hiç gitar çalmıyorum değil mi? Aplikasyon şeyden. Şeyden evet biz adamı gerçekten gitarist sanıyoruz. Aslında hiç çalmamış. Milli Vanilli gibi falan, öyle bir durum varmış. Ben Burhan'a dedim ki o gün şimdi iki ayağım bir pabuçta Allah aşkına gel dedim yarım saat şey şu şarkının bas gitarlarını falan filan çal. Evet. Hani 5 dakika ya gerçekten yarım saatini alacak herif. Abi dedi biz dedi şey Buraklarla onlar Mor ve Ötesi'nin şirketinde bir albüm çıkaracaklar şimdi Burak Tozkopar'ın grubu şeyle. Abi dedi Mor ve Ötesi. Rakun muydu? Rakun galiba. Ha. Ondan sonra onların Mor ve Ötesi konserine gideceğiz. Ulan dedim şarkıyı kaydedeceğim falan dedim. Herif oraya gitti. Basını ben çalmak durumunda kaldım şarkıda. Öyle bir şey oldu komik. Pekala. Ölünür de hikayesini anlattığın için önce onu çalıyorum. Önce de buradan selamlar olsun. Pekala. En sevdiğim 4x4 şarkılarından bir tanesiydi sevgili dostlar. Aylar geçer. 20:24 oldu saatler. Rock'n'Verse katkılarıyla Sierra Türk'te Ozzy'le Türkçerak devam ediyor. Hakan buldun mu şarkını? Senden bir şarkı isteyeceğim. Biraz sonra onu da çalacağım ama tamam, sen buldum. Düşün. Tamam buldum. Sen biraz sonra söyle ben onu ekleyeceğim. Sevgili dostlar, konuklarımızdan da kendi zevklerine uygun Türk rock dünyasından bazı rekordlar istiyoruz, çalıyoruz. Pekala. Evet, şimdi en son Aşkın Ömrü film için yapıldı. Sonra bir şarkı daha var mı? Aşkın Ömrü için bir tane daha şarkı bir var. Tane bir tane daha slow var. Parça var işte. Evet o sendin diye. Onlar ne zaman yayınlanır? Ya onu da biz Mayıs ayında falan yayınlarız. Film çıkıyor herhalde şeyde. Ya Jess'le konuştuk. Hani bu ay sonunda Jess'le çalışıyorsunuz. Jess Production'da çalışıyoruz artık. Evet. Ondan sonra o var. Sonra şeylerden bahsedelim mi? Konserler. Tabii neyle ilgili bahsetmek istiyorsanız grupla alakalı. Buyurunuz efendim. Tamam. Mikrofon sizde. Grup elemanlarından çok o zaman madem neden bahsettik? Pişmanım sadece. Falan gibi. Evet çok sıkıntılarım var. Bu Burhan Özdemir çok kafamı kızdırıyor falan. Evet pişmanım onunla aynı grupta olduğumu falan gibi burada. Şey ay sonunda
27 Mayıs'ta bir Türk Rock Festivali var. Hı. Necati ve Saykolar Yüksek Tansiyon diye orada yaşayan, Almanya'da yaşayan bir Türk ben rock grubu. Ben yüksek diye görünce Yüksek Sadakat diye baktım. Hani yüksek algıda tansiyon. Seçicilik. Yüksek aslında tansiyonmuş. Doğrular evet. Hı. Belki de öyle bir şey olsun diye isimlerini koydular öyle Almanya'da. Bana böyle Yüksek Sadakat doğru. Da mı var o sen gece? Sen deyince falan? Evet sen yüksek deyince. Yüksek Tansiyonmuş o. Yüksek Tansiyon. Evet. Necati Saykolar ve 4x4 27 Mayıs'ta Oberhausen'da bir Türk rock gecesi yapacağız işte. Oraya gitmeden bir gece önce yani 26'sı yola çıkacağız. 25 Mayıs'ta da Gedik Üniversitesi'nde Gedik miydi? Gediz miydi? Gedik diye böyle bir restoran var. Orası olmasın. Gelik. O Gelik. Gelik o. Gelik o. Gelik mi? Bir Gelik. De Gedik de var ya. Reklama ben öyle bir şey. Gelik meşhur ama fıçılı mıçılı evet. Olan. Ha, öyle, o, evet o da var. Sizinkisinin adı ne? Gedik. Gedik. Gedik Üniversitesi. Gedik Üniversitesi. Nerede kendisi? Pendik'te. Pendik'te tamam. Ben oraya bir ufak bir workshop yapmaya falan gitmiştim. Onlar da şimdi bahar festivali için falan bizi aradılar. Orada bir konser vereceğiz. Ondan sonra Mayıs ayı bayağı yoğun. Ha 19 Mayıs olacak herhalde. Falan. 19 Mayıs'ta? 19 Mayıs'ta bir sürpriz. Hala bugün yarın net onu yayınlayacağız. Netleşmedi ama netleşecek. Bir halk konseri olacak ama öyle söyleyeyim yani. Ha güzel. Harika. Bak unutamadığım anlardan biri deyince o şeyi eklemek istiyorum. 27 Aralık 2019'da pandemi başlamadan hemen birkaç ay önce Ankara'da bir yılbaşı özel şeyi yapıyordu. Mansur Yavaş işte böyle sevilen grupları işte rock gruplarını bilmem ne falan filan çeşitli meydan. Biz de Kuğulu Park'ta çaldık abi tamam mı? Yani halk geliyor sonuçta tamam hani tanıtımı vardı oranın falan filan ama halk geliyor abi. Ben de diyorum ki inşallah... Kuğulu Park'ta eskiden Kuğu vardı Deniz. Şimdi de var mı? Var. Tamam okey. Devam edebilirsin. Kuğulu çok büyük bir yer değil. Atıyorum 5-10 bin kişilik bir park değil Kuğulu Park bilenleriniz varsa. Böyle şey bir yer. Ben şey diyorum hay Allah şimdi inşallah böyle hani halk konseri olduğu için. Hı-hı. Hani uzun zamandır da bir halk konseri vermedik. Üniversite falan okey vesaire barlar okey ama. Acaba ne olur? Halk konseri biraz daha duyarlı bir konsermiş gibi geliyor kulağa. Mesela daha duyarlıyız. Halktan birisiyiz falan. Böyle hani böyle yani hiç olmadık şeyler çıkabiliyor. Mesaj kasmaya çalışmıyorum da hani halk konseri olunca böyle bir ya belediye konseri diye samimiyeti mi var onun gibi bir şey. Yani evet olabilir. Yani adam senden eğer şey şimdi değilse uydurmaya çalışıyor da olabilirim yani. Yok hayır yani orada birisi gelip bir abi gelip mesela işte hani şeyde de hatırlıyorum bir şey alakasız bir şey isteyebilir senden tamam evet. Mı? Hani eğer seni tanımıyorsa çünkü bir abi geçiyor oradan seninle alakası yok ve işte bir misket çalın bakalım falan filan diyebilir adam. Tabii, çok aynen. Daha absürt bir şey değil çünkü halk konseri bu yani. Aynen. Ama halk bayağı uzakta. Yani başka bir şehirdeymiş bir halk kere mesela. Bir kere sahneyle protokol arasında bayağı bir otopark büyüklüğünde bir boşluk ne oluyor. Ne diyorsun ama o zaman protokolün olmaz ki. Protokolün arkasında da halk başlıyor ve enteresan yani. Bu konserde öyle değildi işte. Halk bayağı başka bir şehirde başlıyor evet. Gibi sanki olmuş. Bu konserde öyle değildi işte. Belediye çok güzel bir şey yapmış abi. İnsanlar dibimize kadar geldi. Yani şey sahne burasıysa insanlar şurada falan izleyebildi. Çok ufak bir güvenlik şeyi vardı böyle. Şimdi ben şey bekliyorum hani random oradan geçen insanlar hay Allah ne olacak falan filan. Abi geliyor çalıyor şarkı bitiyor. Ölmek için çaldınız mı? Çaldık. Bir daha çalar mısın? İşte keşke bilseydim çalsana falan. Lan dedim nasıl yani Ankara'da sokaktan geçen insan hani şey yapıyor falan. İşte muhakkak bir denk geliyor birisine. Çok güzel aynen, bir şey bu ama. Aynen. Yani hani orada gerçek reytingini görüyorsun. Yani gerçek ederini görüyorsun. Tabii, tamam. Çünkü yani halk konseri dediğimiz şey. Orada da bir şey çıkıyor. Bilinirlik var ise hani. Bu muazzam bir şey. Çok mutlu tabii. Olmuştum. Çünkü yani zaten o. Camiada olan mekanlara devamlı evet. Giden müdavim tipler zaten hani evet. X barda seni dinlememiş olsa Y'de izlemiş oluyor evet, falan evet. Ama dediğin çok doğru. Evet. Hani. Bu aynı şekilde şey gibi biriyle tanışıyorsun falan filan. Abi diyor sizin şarkı bir sürü şarkınız benim playlistimde var falan. Ha, bizim Almanya'daki arkadaşımız da öyle. Onu da kısaca anlatayım. Var değil mi vaktimiz? Ha, tamam. Var. Tamam. Var. Şimdi Taner Serfici bu Anadolu Rock 8 albümlerini yapmamız için de beni zorlayan evet arkadaşımız. Ya. Süper herif sevgili böyle. Sevgili Taner ona da selamlar buradan. Dünyanın en iyi niyetli insanlarından ben de biri. Tanıştım kendisiyle. Evet, dünyanın en iyi niyetli, en böyle şey hakikaten böyle saygılı, düzgün adamlarından biri. Çok seviyorum adamı. Hı hı. Ben oraya bir Kurtalan Express'te ben bizim rock elçisi gibi yani değil mi tabii, orada tabii. Yani. Elinden gelen neyse herif yapıyor yani hakikaten. Kurtalan Express'le Almanya yine aynı yere Oberhausen Resonance Work'e ve Hollanda'ya konsere gidecektik. Şimdi gittik işte o havaalanına indik. İşte Ahmet Güvenç var. Bizim Bülent var falan filan işte o şeyin menajeri var falan Volkan abi falan.
havalarına indik, minibüse bindik falan. Taner öne geçti falan. Arkadaşlar işte hoş geldiniz bilmem ne, Ahmet abi bilmem falan. Sonra Deniz, bu arada abi ben senin grubunun acayip hayranıyım abi. 4x4 hayranıyım falan filan dedi. Ben de eyvallah sağ ol falan dedi böyle. Neyse orada bir dakika bir gol bir zaten. Sonra Makas diye Hollandalı bir grup çaldı bizden önce o Resonance World'te. Aa, güzel isimmiş bak bu. Makas. Onlar da Psycho'lar gibi ilginç bir grup. Bayağı da oralarda artık herifler konser veriyor. Mekan şey değil. Hani club'larda değil, konser yerlerinde konser veren bir grup oldu onlar. Majör bir isim olmuş. Fena olmadılar. Evet, iyi. Neyse onlar indi sahneden. Bir baktım Resonance Work'te böyle, bu arada Resonance Work dediğim yerinde karşısında bilmem ne müzik holü var. 3 gün sonra oraya Joy Bonamassa falan geliyor. Öyle bir yer yani, tamam mı? Hani Oberhausen, Allah'ın şeyin, Almanya'nın kasabası aslında bakarsan. Çok da bir şey değil yani. Belki beraber çalarız bir şey olur. Hayır ben şey diye düşündüm. Evet, aynı tarihlere denk getirilebiliyor. Abi valla 3 gün falan olsa bir 5 gün bir hafta falan vardı. Bir de denk gelir yani. Gelirsin yani. Joy Bonamassa'dan sonra da Def Leppard çalıyor orada. Bilmem, ve müzik hol bu yani. Baya böyle 10 bin kişilik falan işte böyle. Sadece insanların hani food and drink falan öyle bir şey değil yani, yani böyle falan. Evet, baya konser ekip izledikleri yani. Aynen. Neyse işte Makas indi sahneden, bir baktım şey çalıyor Resonance Work'te. Ölmek için çalıyor. Bilmem ne işte, aşk katili çalıyor falan. Taner dedim, bu ne? Abi dedim ya, ben sizin büyük hayranınızı bilmem ne falan filan. Ondan sonra Ahmet Gönç de bakıyor böyle, hani ne oluyor lan falan. Öyle eğlenceli bir şeyimiz vardı sağ olsun. Sonra o dedi, ben sizi bir daha getireceğim Almanya. Yani 4x4'ü de illaki getireceğim buraya demişti. Aradan pandemi geçti vesaire geçti. Şimdi sağ olsun o sözünü yerine getirmek için böyle bir süper yaptılar. Buradan da selam gönderelim Taner'e. Çok çok selamlar buradan Taner Selci'ye. Sağ olsun, orada Almanya'da Türk Rock dünyası için, gruplar için organizasyonlar tabii, tabii. Yapıyor. O Anadolu Rock uğraş veriyor. Eid evet. Albümde pandemi zamanında çok kısa bahsedelim. Anadolu evet. Rock öyle bir albüm çıktı. Doğru yani. İki albüm çıktı. Anadolu Rock Eid 1 ve 2 diye. Amacı yani, onlar orada bir sponsorlar falan buldu. O albüm kaydeden insanlara bize bir para verdi. Bizim teknik ekibimiz için ya da ihtiyacı olan o ekiplerde müzisyenler için falan filan bir para toplandı o şeyler karşılığında. Destek amaçlı. Destek amaçlı. Euro olarak para gönderdiği için de yani orada insanlara bir şey olmuş yani, ufak bir tabii, baharat fayda etmiştir. Şey olmuştur. Tabii yani. tabii kesinlikle fayda etmiştir. Ben çok konuştum, programın dev kaldı. Geri kalan zaten artık, tamam Hakan. Bitirdik zaten. Program bitti gitti. Sanem'e çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Bursa'dan mesaj atmış. 4x4'e selamlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler sevgiler Bursa'ya. Pekala. O zaman yine bir şarkı. Senin yine seçtiğin şarkı Deniz. Ha. Ardından da Hakan'ın seçtiği şarkıyı ekleyeceğim. Böyle iki farklı şarkı çalacağız. Ne seçtin? Gümüş seçtin. Hemen onu çalalım. Ardından da bakalım Hakan ne seçmiş. Evet sevgili dostlar. Ozi ile Türkçe Rock artık yavaş yavaş finale doğru yaklaşıyor. 20.42 yaptık saatleri. Ne dinledik en son? Sevgili dostunuz İlhan Güryalçın'dan Samimi isimli şarkı dinledik. Böyle ara ara 4x4'ten çok sıkılmayın diye farklı sanatçılardan şarkı koyalım dedik. Demesinler ki ya, programa gelmişler hep kendi şarkılarını çaldırıyorlar falan. Asıl aradaki gıybeti yayınlasan tam şeydi böyle. Zaten aralardaki hikayeler şey, efsane değil mi? Ben istiyorum bu şarkı çalarken yapılan konuşmaları hep yayınlamak yani istiyorum. Öyle. O çok uzun soluklu olmuyor dedi. Onu şey yapamıyoruz. Onları yayınlayamıyoruz. Son çok düşmanımız olabilir. Değil mi? Bir de çok düşmanımız olabilir tabii yani. Son programını yaptı falan. Mesela ondan sonra ben bir yerde yayın yapamam. Sizi de kimse konuk etmez ondan sonra. Bak ben sana söyleyeyim. Tabii ki. Gerizekalılar herkes hakkında konuştular falan. Değil mi? Falan. Bir de öyle bir durum var. Ya istiyoruz ki herkes birbirine böyle bir destek versin falan, olmuyor ama o her zaman öyle şeyler yok olmuyor. Ki aslında benim şey yaptım mesela çok komik şeylerle Duru kardeşlerle Doğan ve Güneş'le kimse anlaşamaz mesela. Hani onlar da kimseyi beğenmez falan ya böyle hani evet, kolay kolay evet, böyle. Kolay değildir. Hani Red şey, değil mi? Ha, Red şey falan mesela bizi çok sever herifler böyle, çok seviyordu başından beri. Mesela Doğan bir gördü mü falan onu da hep böyle sahneye çağırır, mutlaka bizimle şarkı söyler bilmem ne falan. Acayip böyle zamanda bizi desteklemişlerdir falan. Öyle benim çok şeyde anlaşamadığım insan yok yani piyasada. Cingi mesela. Cingi zor adamdır. Evet. Cingi beni çok sever falan aynen, filan Cingi böyle. Aynen. Cingi de çok şeker bir adamdır mesela. Bana da hayır, bence aynı şeker şekerde. Şeker olanı yani. Şekerdir ama aynen. Cingi kıl oldu mu da yani birine kıl oldu mu evet. Acayip şey olur yani. Aynen aynen. Pis olur yani falan filan. Ya işte nasıl bir frekansta, nasıl bir sohbetinin olduğu, nasıl bir dostluk kurmuş evet, evet. Olmanla da alakalı birazcık tabii yani. Yoksa herkes herkese şekerpare olamaz. Olmak
durumda da değil tabii ki. Mesela yani, normalde senin de çok zıt gittiğin, ters olduğun birileri vardır elbet ama normalde öyle değilsin. Baktığımızda mesela Hakan Bey ne kadar sert görünümünün altında yumuşacık pamuk gibi bir kalbi var. Pofidik bir. Ama yine de şey yapmıyor. Çok şey yapmayalım diye de çok şey yapmayalım. Sen yalnız mikrofonlar kapanacak burada. Kaydı bitmiş kaydı. Hakan'a bir göndereyim o da onaylasın. O da bir ona göre şey olsun. Abi olmuş mu ne diyorsun? Dinleyip iade edeyim ben sana. Şey demiş değil mi? Ya, bu canım bunu bir sen çalış ama şeyi de söylemiyor. Çalamamışsın bunu. Eksiği de söyleme. Sen bir çalış buna bu olmamış. Sen onu bir daha kaydet ondan sonra gönder. Hayır çıkarıp da gönderebilirdi. O da öyle. Çıkmış mesela. Hatta plağa basılmış bir halde kargolayabilirdim. Bak plağa da yayınlandı. Bir üst level artık son overdose. Sevgili Erkan şimdi mesela bu gitarınla alakalı sana bazı sorular soruyorlardır. Hani sosyal ağlardan gitara yeni başlayanlar. Abi başlama hani yani bu işin ilk noktası ne falan gibi. Aslında senin mesela bir grup müzisyeni olman dışında bir gitarist, gitar adamı olmanla alakalı merak edenler için ilk nokta ne olabilir? Nereden bir hikayeye başlamaları gerektiğine dair senden bir 4x4 grubu üyesi olmanın dışında da bir gitarist olmanla alakalı bu soru. Bir şeyler paylaşmanı istiyorum. Yeni gitara mesela benim kızım da gitar çalıyor. Bir akustik gitarı var. Deniz biliyorsun. Ben mesela ona önce ukulele aldım. Oradan akustik gitar aldım. Belki sonra bir elektro gitar isteyecek. Belki baba diyecek buna bir elektro gitar amfisi de lazım. İşte pedalı lazım falan filan. Başlama noktasında neye ihtiyaç var? Nasıl bir setup? Böyle bir ortaya karışık bir bilgi verebilir misin bize? Ya şöyle söyleyeyim. Klasik şöyle bir şey var. Klasikle başla. Evet. Bu tabii ki yanlış bir şey. Ben önce şunu soruyorum. Gitara başlamak isteyen ya da müziği hani ne çalmak istiyorsa. Ne dinliyorsun? Sevdiğin müzik ne? Enstrüman çalarken ne duymak istiyorsun? Hangi parçaları çıkarmak? Nelere eşlik etmek istiyorsun? Hani bas gitar mı çalmak istiyorsun? Sana neler zevk veriyor? Hangi şarkılar? Elektro hangi gitar gruplar? Mı? Tabii tabii. Hı-hı. Yani ne dinliyorsun? Hani aynen. Çünkü gitarını da ona göre seçeceksin. Ne bileyim. Her şeyde, tabii. İşte Stratocaster olabilir, Les Paul olabilir, hı-hı, akustik gitar olabilir. Bir de bunun zaten ilerlettikçe sonu da yok. Diyelim Stratocaster aldın. Dinlediğin parçalar hani belli. Onlara eşlik edeceksin ya da öyle sesin öyle çıkmasını istiyorsun. Pedalları da ona göre alacaksın. Hani amfin ona göre hani burada yönlendirilebilecek yelpaze geniş. Bir de hangi pedaldan nasıl bir efekt, nasıl tabii, bir tabii ton alıyorsun? Tabii, durumları da var. İnce durum. Ayrıntılar tabii var. Yani Pantera dinliyorsan hani Pantera çaldığın gitar bambaşka. Tabii. Değil mi? Gitarın başka, pedalın da başka. Sen o pedalı hani Dan McDerrell'ın kullandığı distortion o tarzda bir pedal aldığında bunu volümünü ya da distortion'ını hani gain'ini kısmanla yumuşatıp da bir White Snake sound'u çıkartamazsın. Hani yani Skid Row çalacaksan hani drive'ın distortion'u ona göre olacak. White Snake çalacaksan daha 80'lere yönelik daha böyle yumuşak distortion'ları olan hani bu da ayrışıyor. Gitarın manyetiğinden, markasından kuracağın setup'a göre hani reverb, delay pedalı hani setup şey yaptıkça, ekledikçe büyüyor. Bunların hepsi sese, sound'a yapmak istediğin, duyurmak istediğin, kendini ifade etmek istediğin sound'a katkısı olan ve hep değişken cihazlar. Ürünler. Çaldıkça da araştırdıkça da zaten neyi neyle çalması tabii, gerektiğini, tabii, nasıl tabii bir setup, nasıl Penan bir kombin bile değil mi? Evet. Ki son zamanlarda kullandığımız, farklı materyallerde kullandığımız, işte deneyimlediğimiz şeyler onlar bile. Hani biz bile bazen diyoruz ki ya bununla hakikaten şöyle oluyormuş falan. Hani biz araştırmadık mı? Tabii elimize gelen tabii her şeyle çalmıyoruz ama hani her gün öyle bir yeni bir şey çıkıyor ki şaşırıyorsun falan. Bu daha güzel oldu falan diyorsun. Yani şey geniş, araştırıp kullanacağın, kendini neyle ifade etmek istiyorsan onu araştırıp hani o ürünü, o cihazı alman. Bir de çok süslü gitarlar var mesela. Daha böyle sahnede çok daha havalı
çok pahalı oturma grubu gibi duran gitarlar var. Mobilya takımı gibi. Benim şey o şey ışıltılı o gri gümüş renk falan filan. Aynen böyle çok böyle değil mi? O gitar Teoman'ın gitarıymış. Yani şey sana nasıl ne şekilde sana geldi? Ya ben onu SRV Özlem'den aldım. Yavuz Akyazıcı'la Teoman çok eski arkadaşlarmış. Teoman demiş al abi bunları bilmiyorum hani ne koşulda al abi bunları sat ben artık istemiyorum hani kullanmak falan demiş. Sonra ben de gibi Les Paul almaya gitmiştim. Ama şimdi bu strap... Senin süslü bir gitarın var. O çünkü. İşte o. Ha. O şey böyle simli gibi olan falan filan ondan bahsediyorum. Bir Les Paul almaya gidecektim. Orada denediğim gitarlar arasında ya böyle içime sinmedi. Bir de ben Strat'çıyım. Yani yıllar sonra böyle bir Les Paul kasa bir gitara geçeceğim. Hani böyle biraz Strat'ı da böyle aldatıyor gibi falan hissediyorum böyle bir şeyim var. Gretsch'i denedim. Gretsch bana çok daha şey bir cevap verdi böyle. Hani böyle daha hoşuma gitti. Bir de kozmetik olarak onun böyle o tatlı görünmesi falan filan. Sonra yıllar sonra işte o şeyde gecede bahsettiğim Joe Belladonna ile çaldığımız şeyde bu arada dedim senin gitarın bende falan dedim böyle. Ha iyi bari çalabilen birinin alması iyi olmuş falan dedim böyle Teoman'da falan. Öyle bir şeyi vardı. Ben gitarları ikimiz de çok şeyiz ya. Senin kaç 14 tane 15 tane gitarım var herhalde. Var ya önceden onların hepsi için ayrı bir oda mı ayarladın? Nerede duruyor 14 gitar mesela? Ya hani, ben arkadaşlarıma dağıtıyorum mesela. Süpermiş. Ya şöyle ben kayıt yaptığım için de öyle enteresan anı oluyor ki mesela işte İbanez'e bir şeyi kaydediyorsun. Diyorsun ki hayır burada clean'leri Strat'la çalmalıyım ama riff'leri Gibson'la tabii yüklenmeliyim. Hani böyle bir de nüansları ben, var onların tabii. Tabii. Ya ihtiyaç durumunda tabii ki paylaşırım ama bende durmasını tercih ediyorum. Bir de bir şey oluyor hani gidiyor geliyor bir şey değişmiş oluyor. Ya sen biliyorsun ki, her şeyi. Ne yapmış olabilirsin ki diyorsun hani tel yükselmiş bir şey olmuş falan hani tel değiştirilir hani eli tel durur değişir kopar. Bunlar sorun değil ya da ne bileyim ona denk gelmiştir manyetik vidası atmıştır göçmüştür falan ama ya bazen enteresan şeyler oluyor. Düştüyse de benim sapı yok mesela. Bilmem lazım abi ne olduğunu. Evet, yani sana göre doğru geri gelmeyebilir. Sen deli bir alıyorsun. Ben de veririm gitarı. Ya da ama hani zaten narin cihazlar değil mi? Hani yani ya narin tabii olmasa da onu senin gibi sana bakacak. Şey. Evet. Sözünü kestim. Sana ait bir şey abi. Yani ha? Zor aynen yani paylaşmak. Ya benim mesela bir tane akustik gitarım. Bu işte bizim klipleri çeken arkadaş Gökberk Baştan da. Ama o ölmek için de çaldığım akustik, beyaz akustik gitar mesela onda. Sonra işte o Firebird gitar. Bir kayıtlar yapıyorduk bilmem ben ne. Bende gitarın yok ama. Sana da vereyim, sen de bir tane vereyim. Ama o kadar ne? Çok var ki versen de farkına varmayabilir. Varmaz tabii. Asıl ben buralarda bir yerdeydi falan nereden diye. Asıl onun evinde öyle gitarlar var ki oha bu da mı var lan? Ha vardı ben onu bilmem ne projesi için almıştım falan. Adam yani Mercedes'e binen insan ne diyeyim işte yani. Bu adam evet çok ya işte bu rockstarlar böyle yani. Ben benim gitarlardan biri sponsor. Öbürünü zaten ilkini zaten babamla almıştım şeyini. Ondan sonra bir tane ihtiyaç kredisi çekip falan filan falan. Abi size karada ölüm yok. Adamda 14 tane gitar var. Sende bir sıkıntı olursa hemen oradan bir tane sana ben şey. Bende de 11 tane falan var ya. Gerçi de işte. Değil mi? Süper. Daha 14 tamamlık. 15. Gördüğünüz gibi bugün çok zengin iki rockstarla. Totalde 25 gitara sahip. Fena değilmiş evet. Valla evet yani bazı müzik mağazalarında sizdeki gitar sayısı kadar gitar yok ha. Bak ben sana söyleyeyim süpermiş. Bir de limited, sizin adınıza çok sevindim yani. Bir de limited'de adamın elindeki gitarlar benim elimde bir tane mesela benim her şeye başlatan 72 Strat'ım var mesela. Gerçek 72 yılında Amerikan yapımı 72 Strat şu an antika gibi halice bir şey alet benden büyük yani. O bayağı değerli bir şey yani. Harika vallahi süper. Evet. Pekala. O zaman yavaş yavaş finale doğru yaklaşıyoruz. Şimdi bir şarkı daha çalalım. Tamam. Bak elimde neler var? Yalanın akustiği var. Bir tek sen var. Rüya ceza yalanlar var. Söz verdim var. Hangisi olsun? Onları çaldın. Söz verdim mi çaldın zaten? Söz verdim. Ha, evet doğru. Onu listeden çıkartmadım. Şimdi bir tek sen var. Tamam. Bu Belki'den mesela. Tamam. Onu çalalım mı? Eğer son parçaysa istersen onu çal. Yani. Hayır son parça değil. Sonra Beda'ya geleceğiz. O zaman yalanı çalalım. Çünkü az önce bir... Yalanı çalalım. Tamam yalanı çalalım. Onun yer aldığı bir televizyon filmi var. O yayınlanmış. Az önce onun Instagram'dan mesajı geldi. Süper. Hayırlısı olsun o zaman. Pekala. Sevgili dostlar yalan akustik versiyon var yalnız elimde. Onu çalıyorum ardından buradayız.
Yalan Akustik 4x4 ve artık programın sonuna geldik sevgili dostlar. Deniz Tuzcuoğlu ve Hakan Şarklı'ya çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abi. Teşekkür efendim, ederiz. Mayıs ayının ilk konuğu oldunuz bu arada. Yani güzel. Tam evet. Da bayram gününe denk geldi. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Salı günü benim doğum günüm. Bekliyorlar. Gerçekten mi? Evet. 3 Mayıs benim doğum günüm. Aa süper. Aynen. Şimdiden senin de doğum günün. Teşekkür kutlu olsun ederim. Sevgili Deniz. Bu şarkıdaki güzel roltlar ve anlatamamın aranjesi için 3. albümde bize desteği için ayrıca Taha Gürbüz'e teşekkür etmek isterim. Ah, Taha'ya böyle selam. Prodüktör gibi şey gibi ne gerekiyorsa geldi. Vokal koçluğundan aranjeye kadar bize yardım etti. Ona da burada bir teşekkür edeyim. Harika. Hakan'cığım eklemek istediğin var mı bir şeyler? Fanlarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı konserlerde görmek isteriz. Evet. Bu kadar. Bu çok keyifli. Gelmezlerse Hakan onların gözü Hakan üzerinde. Hepinize tek tek gitar atarım. 14 tane var. 14 şansı. Şimdi bana... Instagram'a bir fotoğraf atıyorum. Hakan'ın oradaki bakışına bir dikkat etsinler. Evet. Yani gelmezlerse yani. Hakan siz hep böyle kabusunuz oluyormuş falan deyip. Adamı niye böyle kötü gösteriyoruz Deniz? İşte. Profilik bir insan. Baksana abi kendisi... fotoğrafa. Bakayım bakışa bak. Aman tanrım. Oo. Tamam. Deneyeceğim. Yeni bir şeyler deneyeceğim. Evet. Evet. İşte evet. Yapıyorum. Paylaşım farklı şimdi. Bakışlar çalış bence Hakan. Evet. Süper. Sevgili dostlar, Rock'n'Verse katkılarıyla gerçekleşen 6. bölüm Seyray Türk, Ozi ile Türk Çarak'ta artık finale geldik. Çok teşekkür ediyoruz 4x4'e. Ve efendim bir kapanış şarkısıyla programı kapatıyoruz. Bir tek. Konserlerimizin de her konserinde son parçası. Zaten sonunda canlı olarak şey yapıyoruz. Herkesi tanıtıyorum. Orada Burak var, Alp var, işte Buran var falan filan. Öyle komik bir esprisi var. Tamam. Bu parçayı da Burak Ocakçı bizim Ağaç Evi'nin işletmecisi. Abi niye bunun yavaş versiyonu vardı? İlk Hayır albümde bunun yavaş akustik versiyonu var. Hı. Abi niye bu şarkının hızlı versiyonunu bir albüme koymuyorsunuz demişti. Biz de dedik evet niye koymuyoruz dedik ve bu albüme koyduk. Harika. Onunla da kapatıyoruz. Herkese şimdiden mutlu bir bayram dileyerek. İyi bayramlar. İyi akşamlar.